Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Ben Emrah. Ben de Esin. Biz Moto Çift olarak şimdi şu an size bir haftada başımıza gelen şeyleri anlatacağız. Biraz sıkıntılı bir süreç. Evet. İstersen sen başla. lastikten başla. Lastik. Burada yani Alaçam'dayken eşim geyik koşan var. Yani uzun bir yol, öyle söyleyeyim. Oradan geçerken işçilerin tabii çimleri kesmesiyle yola büyük bir çivi takılmış. Belediye ortadaki bariyer üstüne yetişen çimleri kesiyor. Evet. Çimlerin içinden bildiğiniz gibi taşlar, çiviler artık ne varsa hepsi de yola. Hepsi de yola geliyor. Bunun sonucunda sıfır lastiğimiz şu kadarlık. Şu kadarlık, bilmiyorum ne kadar gözüküyor şöyle. Şu kadarlık. Bir tane çivi değil. Böyle vida, bildiğiniz döndürüp. Ağaç evet. Vidası gibi bir şey ama büyük, hem kalın. Yere gelen yerden giriyor, yan taraftan yanaktan çıkıyor. Yani o da şöyle oluyor. Biz tabii boyutunu bunun kestiremediğimiz için yani küçük bir şeye benziyor. Tabii çıkartırken ne kadar büyük olduğunu siz de tahmin edemezsiniz. Yani bir kaç 7-8 kilometre mesafe yol yaptık. Hani gezelim istedik. Gezdik sonra tabii lastiğin havasının inmeye başladı. İşte çektik, benzinliğe motoru geçirdik. Havasını şişirmeye falan çalıştık ama şişmedi. Oradan direkt burada lastikçi mi oluyordu? Evet. Oraya götürdük. Hem lastikçi hem oto yıkamacı. Evet. Hem çiviyi çıkardık orada. Yani biz de çok şaşırdık. Çıkardıktan sonra yani çıkartırken fark ettik ki tekerin yan tarafından delmiş orayı. Evet. Artık ona zaten çare yok yani. O lastik dubleks olarak bitti. Artık kullanılamayacak bir durumda. Evet. Belki ileride şambiyerliğe çevrilip kullanılabilir ama onun dışında dubleks olarak kullanılmıyor. Devam et sen. Evet. O şekilde onun akşamı Bafra'ya. Bu arada şunu söyleyeyim. Akşamüstü bu olay başımıza saat 6 civarları geliyor. Evet doğru. İşte yolda kalıyoruz. Ya kentte kalıyoruz. Ya kentten motorla mecbur lastiğin üstünde gelmek zorunda kalıyoruz. Evet çok zor gelmiştik. Yani hızımız kaçtı. 30 falan olması lazım. Bir ara daha da düştü. Yani evet. Bayağı düşmüştü hatta. Bunu zaten şöyle çiviyi çıkarttıktan sonra işte o lastikçide baktık ki çare yok. O gece yarısı saat kaçtı? 12:30. Normalde. Bafra'da normalde dükkanlar kapanmıştı. Gittim. Muhsin sana teşekkür ediyorum kardeşim benim. Muhsin geldi. yardıma sağ olsun onun motoruyla gittik. Bafra'ya dükkan açtırdık. Evet. Gittik sıfır lastik aldık. Sabah da gittim lastiğimi taktırdım. Bu durumda. Bunun dışında kasklara gelelim. Bunlar bizim yeni kasklarımız. Evet. Axis. Gerçekten çok sağlam olduğuna, şekil olarak olsun, şemal olarak çok beğendiğimiz bir kask. Hatta Muhsin'e de aldık bundan, canım kardeşim benim. O da şöyle yani. Aynen onu da anlat. Evet, onu da anlat. Aslında bu kasktan yani şu düz siyah, yani şunun gibi işaretli bu değil tabii ki. Hatlı değil. Hatlı değil. Bu kaskın aynısından hem eşime hem kendime alacaktım. Yani beraber aynı kaskı takacaktık. Muhsin sağ olsun. O da kask isteyince bir bayan olarak centilmenlik yaptım. Öyle söyleyeyim. Sonra bundan kalmadığı için evet. Aslında getirebiliriz demişti oradaki beyefendi. O işte Ali abi, parçacı Ali abi, adamsın. Getirebiliriz demişti. Ertesi gün eşim gitti. Ondan sonra hani ne zaman gelir veya da hani nasıl bulabiliriz diye bir sıkıntı yaşayacağımızı öğrenince eşim de bana bu kask aldı. Ve bu kask bundan daha pahalı. Onu da söyleyeyim yani. Evet, hem daha güzel hem de daha pahalı. Yani ilk başta beğenmedi. İlk başta beğenmedi ama sonradan gerçekten bu kaskı ben
tavsiye ettim. Yani normalde bunu istemiyordu. Eşime evet. Ben tavsiye ettim. Dedim ki bak ben bir şeyi seveceksin diyorsan zaten sever. Eminim doğru. Yani ben birisine sen bunu seveceksin, sen bunu beğeniyorsun. Bak beğeneceksin. Çünkü ben kendime göre konuşmam hiçbir zaman. Karşımdakinin isteklerine göre. Ona hitap ediyor mu, etmiyor mu, gerçekten onun isteklerini karşılar mı, karşılamaz mı buna göre konuşurum. Bu yüzden bunu beğeneceğine emin olduğum için dedim ki sana bunu alalım. Tamam benimkinden pahalı ama sana bunu alalım. Sen bunu tak. Aldığımızda zaten denediğinde gerçekten evet. Bu kaskı çok sevdi. Ki sevilmeyecek gibi bir kask da değil zaten. Evet gerçekten çok güzel ve çok rahat bir kask. Yani bunu bütün iştenliğimi söyleyebilirim. Yani belli şeklinden de. Eşime işte geldikten sonra kasklar kamerasını taktık. Şu an kamerası üzerinde. Yani evet. Çekim yapmaya hazır yani. Aynen öyle. Evet. Şimdi bir yandan sizin için içerik oluşturmaya çalışıyoruz. Daha güzel projeler, daha canlı, daha böyle insanları evet. Böyle teşvik edecek, izlemeye, beğenmeye, takip etmeye, acaba bir dahaki video ne zaman gelecek diye beklemeye, bunlar için düşünüyoruz. Düşünmüyoruz desem yalan. Bütün zamanımı ben buna harcıyorum. Motora devamlı bakım yapıyorum mesela. Daha görünüş sahibi olsun, daha karakterli olsun, daha estetik olsun, kozmetik olarak göründüğünde gerçekten insanları cezbetsin. Yani birçok şey. Doğru. Evet. Beş saniye ara veririz. 5 saniye ara veriyoruz. Mola. Ne yapacaksın? Yıkacak mısın? Yok yakmayacağım. Dertlendim şu an. Biz bu kaskları ne zaman almıştık? Bu kaskları daha 3 gün falan oldu. 3 gün içinde yani şimdi bu kaskları takıyoruz. Yani çevreden yani inanılmaz sanki bir gökten aşağıya yani zerre düşmüş gibi. Herkes yani o kadar fark ediliyor. Yani o kadar böyle tepki görüyoruz. Yani tepki görüyoruz derken şunu söyleyeyim. İlgi. Yani ilgi evet. Yani İlgi. Çevredeki insanların bakışları yani İnanılmaz. Fark edilmeyecek gibi değil. Hem yani motor yönünden hem bizim ekipmanlarımız olsun, kullandığımız parçalar olsun. Mesela şöyle söyleyeyim, size bir şey söylemek istiyorum. Şu an şu gördüğünüz kamera, şöyle göstereyim. Şu gördüğünüz kamera, ben bunu 300 TL'ye aldım. Şu an Muhsin kardeşime de aldım. Ona 500 TL ama bana gelen gibi değil, öyle söyleyeyim. Bana gelen bütün parçalar onda yok mesela. Benimkinin esas fiyatı şu an 1300 TL. Şu gördüğünüz evet. Kamera. Ben 300 TL'ye aldım. Bunlar fırsat ürünü. Bu kask da öyle olacak. Evet. Bir süre sonra şu gördüğünüz kask. Ben size hatlarını da göstereyim bu arada. Şöyle. Arkası kaskın bu. Dot onaylı bu arada. Dot. ECA 2205 kalite belgesine sahip. Avrupa standartlarına uygun. Bu arada bunlar için herhangi bir ücret falan almıyoruz. Onu da söyleyeyim yani. Sırf beğendiğimiz için gerçekten insanların kafasına usturduğu hani insanların şunu söyleyeyim hani dışarıdan insanların size nasıl baktığını bilmek var, nasıl gördüğünü bilmek var, bu tecrübeleri yaşamak var. Şimdi ben motor alırken hiçbir süper spor tecrübesine sahip değildim. Fakat doğru. Bende şu an iki tane motor var yani bununla birlikte. Bir tane de Zivan'ım var. Mondial Zivan. Ondan da zaten bu aralar sıkıntım var. Sıkıntım olma sebebi de şu. Yani benim serviste biraz sıkıntım. Ben biraz kıl tüy bir insanım. Yani böyle ufak yani şurada şöyle niye bu böyle diye sorabilecek biriyim. Hani bunun hesabını sorarım yani. Sormam diye bir şey yok. Bunun hesabını sorarım. Serviste evet. Sorun var. Yani sıkıntı yaşatıyorlar. Bak şimdi ben şöyle söyleyeyim. Ben geçen hafta salı günü motorumu bıraktım servise. Bir ses vardı. O sesin ne olduğunu öğrenebilmek için. Daha doğrusu onun öncesine kaç kez de getirdim. Yani yok bir şey dedi. Ondan sonra bir daha gittim kavga ettim bu sefer. Ondan sonra birkaç tane motorcuya gösterdim. Ya benim içimde zaten o sesten yöne bir sorun olduğunu biliyorum. Anladım yani o ses gerçekten sorun olmayacak gibi bir ses de değildi. Doğru. Birkaç motorcuya da gösterdim. Dediler ki hani bunu senin şey yapman lazım.
götürmen lazım. Hani gör, bakmaları lazım. Getirdik. Kavga ettim. Ondan sonra bayağı bir süre konuşmadım orayla. Ondan sonra işte bir daha konuşmaya başladık. Bu sefer gittim motoru bıraktım. Tabii bunlar, bu arada şunu da söyleyeyim. Hani anda getirip iş vermedim adama. Yani ben mesela dedim, ne zaman işin bitiyor senin elindeki? Dedi ki, örnek veriyorum, bir hafta sonra benim elimde bütün işler bitiyor dedi. Tamam dedim. Ne günü bırakayım ben sana? Pazartesi günü dedi. Bu geçtiğimiz, geçen haftanın pazartesinden bahsediyorum. Tamam dedim. Pazartesi günü uyuyakaldım. İşte bu geceleri devamlı ne yapacağız, ne olacak, nasıl gidecek? İşte boya yapıyorum devamlı, devamlı bakım yapıyorum. Kafama takılan sorunları yok etmeye çalışıyorum. Dünya kadar şey. Yani bir tane şey değil yani. Dünya kadar. Sayısız şey kadar. Bu arada orada bir tane böcek gördüm. Gördüm. Dedim ne gidiyor oraya doğru dedim. Şurada bir tane, hemen yerde bir tane böcek gördüm. Dikkatimi çekti şu kadar bir şey. Abartmıyorum durumu. Var değil mi bu kadar? Bu kadar yok. Emre şu kadar. Şu kadar. Çok küçükmüş. Sanki bir fark varmış gibi bu kadar diyorum. Her neyse, servise götürüyorsun. Adamlar öyle böyle diyor. Pazartesi günü işte. Uyuyakalmışım. Pazartesi günü bırakamadım. Salı günü bıraktım. Dedim ne zamana çıkar? Dedi ki normalde sözleşmemiz, hani konuşmamız şu şekildeydi. Dedik ki ben sana dedim ne günü bırakayım? Pazartesi dedi. Ne günü alırım? Cuma günü alırsın dedi. Yani o haftanın cuma günü, son günü. Cuma, cumartesi artık her neyse. Önemli değil. İnanın bana, cumartesi oldu daha motoru içeri almamışlar. Bakın. Evet. Cumartesi oldu. Ben buradan, bakın, ben Mondial'i niye sevdim? Dedim ki yedek parça ağı var. Yani sıkıntı yok, sorun yok. Mondial gerçekten, dedik şöyle. Mesela halk içinde de biliniyor yani. Mondial'i seviyoruz. Fakat böyle servisleri olduğu için de nefret ediyoruz. Bunu açık açık söyleyeyim. Çünkü tiksindiriyorlar. Kardeşim, varsa bir motorun sorunu, diyeceksin ki bunun şu şu sorunu var. Ki bakın ben şunu da söyleyeyim. Benim motorum 12.600 kilometrede şu an. Şu an ben bununla 7. ayın, yani bu 2019'un 7. ayın 3'üne kadar mıydı? 3'ünde ehliyet aldım. 15. motorum ama bu şu an arkamdaki motor. 15. motorum ama Zivan 14. motorum. Fakat 7. ayın 1'ine kadar, 3'üne kadar motor 1500 kilometrede. 23 Mart'ta satın aldım. Nisan'ın başı trafiğe girişli. Yani 7. aydan, biz şu an kaçıncı aydayız? 11. 11. ayın kaçı bugün? 20, yok 19. 11. ayın 19'undayız şu an. Ve bir ay 10 gündür falan da o motoru toplasan, bir kere Sinop'a gidip geldik değil mi? Ha, bir kez evet. Evet, bir kere Sinop'a gidip geldim. Bir de Bafra'ya gidip geldim. Onun dışında kullanmadım. Onun dışında bu bir ay içinde, bir ay 10 gün, bir buçuk ay içinde kullanmadım. Çünkü bununla yaptım. Ben bunu, bu arada şunu da söyleyeyim. 7000 kilometreyi aştım ben bu motorda. 10. ayın ikisinde aldım motoru. Şu an 11. ayın 19'undayız ve 7000 kilometreyi aştım. Evet. Tabii bunlar hep uzun yollar. Ben pek böyle yerinde durabilen biri değilim. Biz, eşimle de olsun. Biz böyle en başına dedik. Yollar bizim. Başkasının değil. Bizim. Bizim. Yollar bizim. Hep yollarda olacağız dedik. Bizi belki gören var mı? Yollarda. Diyorlar abi, görüyoruz diye. Evet, bana daha diyor. Bilmiyorum. Yani demeye çalıştım. Gerçekten Mondial seviyoruz. Fakat servislerinden nefret ediyoruz. Mondial'in gerçekten buna bir çare bulması gerekiyor. Çözüm bulması gerekiyor. Ben motoru satmak mesele değil. Onun arkasında durmak meseledir. Buradan bir şöyle kulağına olacak şekilde uyarıyoruz. Gerçekten olmaması, yaşatmaması gereken şeyleri yaşatıyorlar. Doğru bulmuyorum. Evet, iyi olan servisler yok mu? İlla ki vardır. Ama bana iyidir, Ahmet'e iyidir, herkese iyi değiller. Bunu da açık ve net söyleyeyim. Yani şunu söyleyeyim, evet, ben size açık ve net. Birbirlerini tutuyorlar. Servisler böyle sıkıntılılar. Yani ben gerçekten sıfır aldım, pişman oldum. Sıfır motor aldım, ben pişman oldum. O kadar para, evet, verdim. Ya 12.500'de, bakın 12.500'de motor, 12.600'de motor piston istiyor.
silindir istiyor. Kardeşim ben bak benim... 7 parça. He, 7 parça. 7 parça değişeni olacak. 7 parça değişeni olacak motorundan. Ana motorundan 7 parça değişeni olacak motorun. Contasından tut bilmem pistonuna, pistonundan tut silindirine, silindirinden tut silindir kapağına, siboplarına. Yani ne diyeyim ne söyleyeyim ki bilmiyorum ben artık. Ve gerçek şunu da eklemek istiyorum. Ya. Eşim tabii çocukluğundan beri motorla meşgul olduğu için motorda bir sıkıntı olduğunu anladı. Hatta bana da söyledi. Bu motordan bir ses geliyor dedi. En başına daha ses böyle çok ufakken. Bak ses daha çok ufakken. Götürdük. Adam bakımını yaptı. Tabii 2000 kilometreydi değil mi? Ne? Bakımı. Mondial'in. İlk 500 ondan sonra 2000 ondan sonra 4000 6000 8000 10000 diye. Tabii bakımlarını sürekli yaptırıyoruz. O 2000'de değildi ama o senin dediğin. Değildi değil mi? 8000'de mi ne? 8000 kilometrede mi neydi motor? O zamanlar 8-10 bin. 8000 kilometre değildi, götürdük, hiçbir şey yok dedi, bakımını yaptı, geri gönderdi. Bir daha götürdük. Ya aslında burada tek suçlu oradaki servis. Servis. Yani. Aynen öyle. Bir daha götürdük, bir daha bizi geri gönderdiler. Bu sefer içinden çıkılmayacak bir şekilde motoru oraya teslim ettik. Bu arada garantisi var. Değişeni olacak tabii. Aynen. Garantisi var. Garantisi var fakat. Ama ben şimdi niye bu kadar satarken, bekleyelim yani? Ben satarken ne diyeceğim sattığım kişi? Kardeşim. Bu böyle böyle bunun piston silindir, bilmem sekman silindir kapağı mı değiştireceğim? Yani evet. Nasıl söyleyeceğim ben bunu adama? Yani insanın mağdur, bakın ne diyorum, sıfır aldığıma gerçekten pişmanım. Mondial'i aldığıma pişman değilim ama sıfır aldığıma gerçekten pişmanım. Şunu da söyleyeyim, Mondial'i aldığıma pişman değilim derken servislerinden dolayı ondan da pişmanım. Evet, servislerinden dolayı. Sıkıntı ben niye, bana niye sıkıntı yaşatıyorsun? Ben seni bak, ben seni bekliyorum değil mi? Ben sana saygı gösteriyorum diyorsun ki işim yoğun diyorsun. Ne zaman işim biterse ben sana o zaman bırakayım diyorum. Bak, ne zaman işim biterse ben sana o gün bırakayım. Benim için sıkıntı yok diyorum. Ama beni motorsuz bırakma. Benim o lastiğim benim patladı, ben yolda kaldım. Lastiğim bir gün ben, motorum bir gün bende yoktu. Yani bir gün bende derken işte akşamdan sabaha kadar. Ben durabilen biri değilim. Böyle gözümün önünde olacak. Onu böyle, ya bir evlatlarım bunlar, ikisi de benim için. Zivan'da. Spitzer'da. Bunların ikisi de benim evlatlarım. Şu motorda aldığım zevki ben hiçbir motorda almadım. Hiçbirinde. Evet. Yuki ben gerçekten çocukluğumdan beri zaten çok seviyorum. Ben de Yuki'nin kaç tane, 2-3 tane motoru oldu. Kapları oldu genelde. Gerçekten çok memnun kaldım. Hala da memnunum. İkinci el motor alıyorum. Bu saatten sonra sıfır alır mıyım? Gerçekten almam. Tavsiye de etmem. Çünkü 12.500'de. Yani siz yol yapacağım diyeceksiniz. Örnek veriyorum, uzun yol yapacağım. 12.500'e piston, silindir, sekman, silindir kapağı değişmesi ne demektir ya? Dalga mı geçiyorsunuz? Ne biçim iş yapıyorsunuz? Evet. Ve ya, bu motorda istediğimiz şeyleri yapıyoruz. Egzozunu mesela değiştirdik. Ondan sonra yani kenarlarını da boyadık. Evet. Yani birçok şey yaptık yani. Aynalarını değiştirdik şu anda. İlk aldığımıza göre motor gerçekten efsane oldu. Yani birçok şey yaptık. Bakıyoruz da. Çocuğumuza. Evladımıza. Yani işin özü şu. Sıfır motor gerçekten almayın. Gerek yok. Gerçekten gerek yok. Yani hani sıfır alayım kafam rahat olsun. İnanın ben hayatımda ilk defa bir sıfır motor aldım. Bin kez de pişman oldum buna. Bin kez buna pişman oldum. Abi almayın. İkinci elleri değerlendirin abi. Gerçekten. Çünkü motorda bir sorun mu var? Ya abi garantiye götürmek zorundasın ya. İşin sıkıntı yönüne bak. Bak garantiye götürmek zorundasın. Servise götürmek zorundasın. Götürmedin mi garantiden çıkıyor. Lan o zaman sıfır almanın ne anlamı var? Ya hiçbir anlamı yok ya. Ya tabii bizim gibi durumla umarız ki karşılaşmazsınız. Ama yani bu şekilde olduktan sonra da sıfır motor almanın bir manası yok. Yani. Ve bunun garantisi şunu da söyleyeyim. Garantisi olana kadar hiçbir şeye dokunamıyorsunuz. Aynen. İstediğiniz, kendinizi yansıtamıyorsunuz. Yani sonuçta motor bir yandan da insanın kendisini aynen yansıttığı öyle bir araç yani. Bir aynen araba gibi değil yani sonuçta. Araba da öyle. Araba da öyle. Arabayı alırken bile mesela şimdi gerçekten mesela böyle daha belli modifiye, bir aynen belli bir yerlere gelmiş insanlar olsun. Mesela diyor ki benim altıma yakışacak. Örnek veriyorum. Mesela Volkswagen Passat'ı Jetta'yı seçen ne diye seçiyor biliyor musunuz? Hiç düşündünüz mü? Ne diye seçiyor? Adam bak bu tür araba araçları kullananlar genelde işle çok fazla meşgul olan kişilerdir. Yani işi çok ciddiye alır. İşi ciddiye aldığı için altındaki araç da ciddi bir araç olur. Bu yüzden
hani Volkswagen Passat'ı Jetta'yı seçmelerinin sebeplerinden bir. Hani özellikle şu yeni kasalar, özellikle şu 2018, 2017, 2019, 2016 da vardır büyük ihtimal bunların içinde. Bunlar, özellikle bunları alan kişiler işi çok ciddiyete alan, işini çok seven ve layıkıyla yapmaya çalışan, altındaki araçlar da birebir bu aynı olur. Yani altındaki araçlar da işini kendisini yansıtır. Yani ben işime önem veririm, ben ciddi biriyim, öyleyim, böyleyim, bunun gibi. Biz mesela, benim karakterimi ne yansıtır? Ben her zaman insanlara yardımcı olmaya çalışan biriyim. O zaman ne demek oluyor? Ben şu an böyle giyinerek dünya kadar kişiye örnek oluyorum. Her zaman da çevremdeki insanlar, dünya kadar insan geliyor yanıma. Devamlı diyorum ki şöyle yapalım, böyle yapalım. Abi diyorlar nasıl yapalım? Abi şöyle bir sorun var, böyle bir şey var. Nasıl yapsam? Abi bak senin sayende bundan sonra kassız gezmeyeceğim. Benden görüyor diyor ki abi ben de kamera takacağım. Yani bunlar var ya. Ne kadar güzel bir şey. İnsanlara örnek olabilmek var. Onlara yardımcı olabilmek var. Aynen. En başta da Muslim. Emrah ne yapıyoruz? Her şeyi. Yeter artık düşürümüz. Kask aldı, kask alıyor. Ondan sonra kamera aldı, kamerayı alıyor. Herhalde yani yakında böyle bir motorla gelirse hiç şaşmam. Muslim, sana buradan söylüyorum. Arkadaşlar, konuşacaklarımız bu kadar. Sizi seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Gerçekten size doğal, böyle hiç montaj olmadan, her şey olduğu gibi her şeyi anlatıp açıklamak. Bu arada kimseyi karalamıyoruz. Doğru. Gerçekten birebir yaşadığımız sorunlar bunlar. Ve hala da uğraşıyorum. Bu arada motorum da çıkmış durumda değil. Daha dün söylediler parçaları. Bir hafta oldu. Ve dün söylediler parçaları. Daha adam cumartesi günü içeri alıyor. Cumartesi günü sökmüş. Beyefendiler yetiştirememiş. Allah Allah. Sökmüyoruz. Sanarsın var ya. Bu Goldbeck. Goldbeck miydi? Goldbagger mıydı? Her neyse. Sanarsın sanki adam koskoca kamyonu söküyor. Lan iki parça ya. İki parça grenaj. Bir depoyu sökmesi. Bir motoru sök. Bak. Bir motoru dağıtması o kadar basit ki. Bir motoru komple dağıtman. Komple dağıtman. Sökmen ya. Bir saatini alır. Komple motorunu bile indirmenden bahsediyorum yani. Komple. Elektrik tesisatına kadar bir saat, bir buçuk saatte komple sadece şase kalır. Şase kadar indirirsin her şeyi. Bir buçuk saatte. Evet. Ama o motoru toplamaya kalk. İki ayda zor toplarsın. Kaslarımızı takalım hadi. Yok. Takmayalım. İyi. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bu videoyu da burada bitiriyoruz. Kanallarımıza abone olmayı unutmayın. Esin Tunçel ve MotoChift olarak. Ve şunu da söylemek istiyorum. Instagram'dan MotoChift yazarak Instagram hesabımıza ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda özel hesaplarımız var. Evet. EmrahTunçel.57, EsimTunçel.57. Ya bunlar Tuncel de. Bizim normal soy isimlerimiz önceden Tuncel'di. Tunçel oldu. Bir memurun hatası yüzünden. Sülalemizin soy ismini değiştirdiler. EsimTunçel.57 yazarak eşimin hesabına, EmrahTunçel.57 yazarak da benim hesabıma ulaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Ben başlattım, sen durdun. Yavaş ya. Bacaklarıma ne oldu benim? Of.